Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler, sağlık hizmetleri ve 4B kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının üvey evlat olmadığını, aksine Milli Eğitim Bakanlığı'nın öz ve öz evlatları olduğunu haykırmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımız, farkındasınız veya değilsiniz bilmiyoruz. Ama bizler bugün farkında olmadığımızı düşünerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden, evimizden, otağımızdan sizlere seslenmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Sayın Bakanımız, Şubat ayında yine kendi evimizin önünden, yani bakanlığımız önünde yine burada sizlere bir talimatınız yeter diye seslenmiştik. Nedir bu talimatla çözülecek sorunlar diye soracak olursanız anlatalım. Öncelikle kurumların eğitim yuvalarımızın yeni eğitim öğretim yılına başlamasıyla ilgili hazırlıklar, kitapların dağıtımı, öğrenci taşıma ihalelerinin yapılması, maaş özlük işlemleri, ateme ve tayin işlemleri, tüm sınav ve işlemleri, özel gün ve kutlama programları yapılması, kaloriferlerin bakım ve onarımı, okulların badana boya işleri, sıra pencere bakım onarım, okul ve derslik yapımı, ihalelerin yapılması gibi birçok işleri eğitim çalışanları olarak hep birlikte beraber yapıyoruz. Lakin eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanamıyoruz. Sayın Bakanım, bir talimatınızla 1.135.000 eğitimcimize verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden kapsam dışı olarak 65.000 eğitim çalışanın da yararlanabilir. Bu durum sizin iradenizde olan ve bir talimatınızla çözülebilecek bir sorundur. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda eğitim çalışanları sınav görevi alırken, seçimlerde sandık başkanı olurken kendi bakanlığımızın yaptığı sınavlarda sınav görevi verilmemesinin mantıklı bir izahı da yoktur. Bakanlığımızca yapılan merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanların da salon başkanı ve gözcüsü olması için Sayın Bakanım, bir talimatınız yeterlidir. Sayın Bakanım, eğitimlerini tamamlayan ve kariyer yapmak için bekleyen eğitim çalışanlarının tek umudu görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılmasıdır. 2 yılda bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılması için Sayın Bakanım, telefonu kaldırıp sınavları açın demeniz, yani bir talimatınız yeterlidir.